yapmak istiyorum. Bu tür komisyonlarda uzun yıllardır bulundum. Hamit Bey'in belediye başkanlığı döneminde yapılan şenliklerde çeşitli görevler aldık. Sayın Başkanımızın daha önceki belediye başkanı yaptığı dönemlerde çeşitli görevler aldık. Hamit Bey'in 1994 yılındaki şenliklerde çeşitli yazarlar, şairler, sanat insanları gelirlerdi. Onları karşılardık, onların programlarını izlerdik. İki gazeteci gelmişti bir erdeğe, ayrı ayrı gazetelerde. Onları karşılama, misafir etme görevini de o zamanki komisyon, Allah rahmet eylesin Adnan Çakmakçıoğlu da vardı komisyonumuzda, bize verdiler. Recai Çevik Bey'le ikimize, siz dediler bu gazetecileri karşılayın. Erdeği gezdirin, tanıtın Erdeği. Karşıladık kendilerini, Seyit Gazi'ye çıktık, sohbet ettik epey. Onlara şu soruyu sorduk. Siz dünyanın çeşitli yerlerini geziyorsunuz, Türkiye'yi geziyorsunuz, ne yapabiliriz Erdek için? Aynı sözleri söylüyorum, tabii bu onların fikri. Katılırım, katılmam, siz katılırsınız. 1994 yılı, şu andan itibaren dediler, Erdek'e hiçbir şey yapmayın, Erdek'i kurtarırsınız dediler. 1994 yılında. Aynen gazetecilerin söylediklerini söylüyorum. Sayın Başkanımızın döneminde de turizm seyahat acenteleri, temsilcileri gelmişlerdi. Onlara başkanımızın tavsiye ettiği arabayla Kapıdağ gezdirdik. Kapıdağ köylerini. Bildiğim kadarıyla onlara köylerin özelliklerini, işte yukarı yapışını, aşağı yapışını, balıkları özellikle anlattık. Tabii bozuk yollardan, Kapıdağ'ın bozuk yollarından döndük. Dolayısıyla Erdek'e geldik. Onlara da bilhassa bu Kapıdağ'ın çevre yolu açılması konusunda çok ısrar var. Her gün konuşuluyor. Hatta çift hat, çift bant yapılması konusunda konuşuluyor. Onlara da aynı soruyu sordum. Dedim ki ne yapabiliriz Erdek için sayın temsilciler? Onlar da biliyorsunuz Türkiye'nin gezmedikleri yerleri yok. Dünyanın gezmedikleri her tarafı gezler. Aşağı yukarı onların ifadesi de çakıştı. Sakın dediler, sakın! Kapıdağ'ın çevresine çift yol mu? Sakın dediler, öldürürsünüz Kapıdağ'ı. Sakın ha, yatın yollara dediler, dozerlerin önüne yolları yaptırmayın. Evet, bu anekdotlardan sonra daha önceki yaptığımız toplantılarda ben arkadaşlara hep söyledim. Bu tür çalışmalar başarıya ulaşması için tek konu, birer konu seçip o konuda yoğunlaşıp eğer sonuç alırsak bunda başarılı olmuş oluruz diye düşünüyorum. Biz de Tarım Komisyonu olarak iki konuda yoğunlaşmayı düşündük. Birincisi, daha önce başlatmış bir proje vardı. Kapıdağ'daki kestanelerin aşılanması konusu. Bu konuyu araştırıp, Orman Bölge Şirketi ile ilgili kuruluşlarla yapılabilirliğini araştırıp, eğer yapılabilecekse bir proje hazırlamayı düşündük. İkincisi de, Kapıdağ'ın çok önemli gelir kaynaklarından biri olan daha önce de, kiraz konusu geriledi, kiraz üretimi geriledi. Bunun da yine ilgili kuruluşlarla, ilgili mahallelerle, ilgili mahalle muhtarlarıyla görüşerek, ilgili tarım komisyonuyla görüşerek bu konuda yenileştirme, yeni fidan dikimi çalışmaları yapılabilirse bu projeyi hazırlayacağız. Bu iki proje üzerine yoğunlaşacağız. İkisinden birini başarırsak kendimizi mutlu edeceğiz. Bekleyeceğiz. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım.